15 Şubat 2024 Perşembe günün tarihi TR724'te ajansla selamlıyoruz sizleri. Merhaba sevgili izleyiciler. Önce olan bitene bakacağız ki olan bitene Erzincan'da İliç'le başlayacağız. Ardından konuşmamız gereken konular var ki hukuk yine ağırlıklı olacak. Profesör Sayın Cengiz Aktar bugün bizimle ve son olarak da satırda kalanları aktaracağız. Tekrar hoş geldiniz, olan bitenle başlıyoruz. Erzincan İliç'te Çöpler mevkiinde sevgili izleyiciler bir facia yaşandı. Tam anlamıyla bir facia. Çünkü facianın sözlük anlamı çok üzücü olay, derin üzüntüye sebep olan olay, bir doğa olayı da olabilir, insan eliyle yaşatılmış bir olay da olabilir. Ki eskiden yani klasik Türk tiyatrosunda 1800'lerin sonuna kadar facia olarak adlandırılıyor. Tragedya, Yunanistan'daki eski Yunan'daki tragedya bizde facia olarak adlandırılıyor. Bu derin üzüntüye sevk eden olaylar için. İşte kelimenin tam anlamıyla deriz ya, maalesef Erzincan'da böyle bir durum yaşıyoruz. 9 işçi hala toprak altında, ulaşılamıyor. Hemen ayrıntıları aktararak başlayalım. Bugün Bakan Bayraktar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar oradaydı, alandaydı. Heyelan tehlikesinin devam ettiğini açıkladı basına ve 400 bin kamyona ihtiyaç var dedi. Bu tabii 400 bin sefer anlamı da taşıyor olabilir. 400 bin kamyona ihtiyaç var. Bu da 9 cana ulaşılması konusunda maalesef ümitleri söndüren bir açıklama. Tabii bu tür açıklamalardan sonra da ister istemez hep öncesini sorguluyoruz. Neden buraya varıldı? Çevre etki değerlendirme raporundan, çevresel etki değerlendirme raporundan tutun da kapasite artırımına izin verilmesine kadar hem resmi süreç hem de burada şirketlerin sorumluluk payı. Çünkü ilgili şirketler operasyonel olarak bir sorumluluğumuz yok diyor. Ama bu sorumluluğunuzu ortadan kaldırıyor mu? İşte aldığımız bilgilere göre orada birkaç taşeron firma işçilerin tespiti üzerine oradaki çalışanlarını geri çekiyor. Bu neden tamamına uygulanmıyor personelin? Pek çok soru var ve tabii ki daha derinlikli sorular sorulacak olursa, tamam ekonomik kriz var, tamam para herkes için çok önemli ama insan sağlığı, insan hayatı bu kadar tehlikeye atılarak mı yürütülür bu işler, niçin tedbiri alınmaz, para biraz daha geciktirilebilir, paranın miktarı biraz daha düşürülebilir ama niye can öncelenmez, tabii bu sorularımızı çok naif bulabilirsiniz. Bakan Bayraktar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar bölgede İliç'te yaşanan çökmeye ilişkin bir açıklama yaptı. En az 400 bin kamyona ihtiyaç var dedi. Özellikle işçi kardeşlerimizin olduğunu tahmin ettiğimiz yerlerde arama yapıyoruz dedi bakan. Heyelan tehlikesinin devam ettiğini vurguladı. En kısa sürede işçilerimize ulaşmayı ümit ediyoruz dedi. Elimizdeki tüm teknik imkanları kullanmaya çalışıyoruz dedi Bakan Bayraktar gördüğünüz açıklama sırasında. Tabii bu vakte kadar ulaşılamamış olması ve oradaki facianın boyutu, o toprağın kayma görüntüsünü gördünüz. Orada 3 milyon ton kadar bir kayan malzeme olduğu tahmin ediliyor. Bu düşünüldüğü takdirde acaba işçilere ulaşılabilecek mi? Kaldı ki daha önceki dünyada yaşanan benzer hadiselerde maalesef çok geç ulaşılabiliyor bedenlere ve hatta ulaşılamadığı vakalar da var. Bunlar tabii ki İşin üzücü boyutu ama umut verici bir gelişme var mı derseniz, işin aslı tartışmalara baktığınızda sonrası için bile umut verici bir gelişme yok. İşte bu görüntüler zaten insanı dehşete düşürüyor ama bu görüntüler kendiliğinden mi geldi? Bu müstakil bir doğa olayı mı derseniz, bölgede siyanürle altın arandığını unutmamak lazım. Siyanür için liç havuzları oluşturulduğunu unutmamak lazım. Dolayısıyla bölgenin bu tür hareketler açısından sürekli tetikte kalınıp incelenmesi gerektiğini unutmamak lazım. Ve bunları yapmakla görevli hem kamuda istihdam edilen personel olduğunu hem de özel şirketlerinde bununla yükümlü olduğunu tekrar hatırlamak ve hatırlatmak lazım. Bir üzücü haberle daha devam ediyoruz. Bu defa Marmara'dayız. Bir gemi battı sevgili izleyiciler. 69 metrelik Batuhan A isimli bir gemi battı ve 6 mürettebat aranıyor. 275 kişilik bir ekiple aranıyor 6 mürettebat. Dün akşam 20 sularında hareket etti Batuhan A ve 53 yaşında bir gemi. Sabah 6.30 sıralarında batma haberi alındı. Hemen harekete geçildi fakat şu ana kadar 6 mürettebattan bir haber yok. Onu aktaralım. Marmara Denizi'nde İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak battı 69 metre boyundaki kargo gemisi. 6 kişilik mürettebat için 275 kişiyle oluşturulan bir ekip tarafından arama çalışması devam ediyor.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü yaptı açıklamayı. Adanın güneybatısında su alan Batuhan A isimli 69 metre boyundaki genel kargo gemisi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait hızlı tahliye botları olay yerine ivedilikle yönlendirildi. Fakat şu ana kadar personelle ilgili bir gelişme yok. Biz de yayın esnasında eğer bir bilgi ulaşırsa sizlere ileteceğiz. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş da olayın ardından bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı iki ekibin yanı sıra Balıkesir'in Bandırma ilçesinden de bir ekip gönderildiğini açıkladı. Dileğimiz mürettebata yine sağ salim ulaşılması, fakat sabah 6.30 sıralarında batma haberinin alındığını ve şu ana kadar da maalesef bir gelişme yaşanmadığını tekrar belirtelim. Bu iki üzücü haberin ardından aslında son yıllarda ülkeyi sürekli üzücü haberlerle muhatap eden bir başka habere geçelim. O da tabii ki aşınan hukuk. Ama galiba bu defa Cumhurbaşkanı kökten bir çözüm üretecek. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan ama tartışılmaması gereken Mısır ziyareti sonrası uçakta gazetecilere açıklama yaptı. Ya da sizin de bildiğiniz gibi hani Allah'ın bildiğini kuldan ne saklamak gerek denir ya bazen, işte gazetecilere acaba o mu açıklama yaptı, gazeteciler o açıklamaları mı paylaştı? Tabii ki bir takım konuşmalar oldu, fakat orada tam bir gazetecilik faaliyeti olmadığı aşikar. Oradan başlayalım, o halde hukuktan söz edeceğiz ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır ziyareti malumunuz daha önceki sözleri nedeniyle son derece tartışmalı bir noktada gerçekleşti. Neden derseniz, 11 sene önce ziyaret gerçekleştirilmişti 2013'te. Mısır'da gerçekleşen darbeden sonra tamam, orada Müslüman kardeşlerle kurulan iyi bir ilişki vardı. Mursi ile kurulan, ekibiyle kurulan iyi bir ilişki vardı. Fakat sonra Mısır'da yaşanan darbe ve sonrası yaşanan hadiseler ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan çok yukarıdan konuşmuştu. Bir katille, bir darbeciyle görüşmeyeceğini, aynı masaya oturmayacağını söylemişti. Fakat 11 sene sonra şartlar değişti. İşte burada ifade etmek istediğimiz şu ki Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi'nin ısrarı üzerine gerçekleştirmiş bu ziyareti. Kıramaz, çok da incedir. Sisi'nin ziyareti, Sisi'nin daveti üzerine gerçekleşen bu ziyarette hakkını yememek lazım. Sisi de ısrarın hakkını vermiş. Uçağın kapısına kadar gelmiş, karşılamış misafirlerini. İyi de etmiş. Hani şunu parantez içinde belirtelim. İki ülke ilişkileri açısından tabii ki iyi. Bölgedeki iki önemli aktör açısından tabii ki iyi bu gelişme. Fakat işte dedik ya, uçakta sorulması gereken soruyu akıl edemediklerinden değil elbette. Belki de üzmek istemedikleri için Sayın Cumhurbaşkanını Sisi neden ısrar etmiş acaba diye sormamışlar. Gerçekten Sisi neden ısrar etmiş? Çünkü hani size biri darbeci demişse ki darbecisiniz. Katil demişse ki, orada Mursi ve arkadaşlarının idamı üzerinden baktığımızda ne kadar hukuka uygun olduğu, hatta iç hukuklarına uygun olduğu da son derece tartışmalı. Bu durumda sormak gerekmez miydi? Neden çok ısrar etmiş Sisi Cumhurbaşkanının ziyareti için? Neticede dış politika defterine kaydoldu bu ziyaret ve bu ziyaret dönüşü uçakta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok önemli sözleri var. Onları aktaralım. Yüksek Yargı Danıştay'la başladı. Danıştay'ın bazı kararları, ki hatırlayacaksınız, özellikle iktidara yakın yahut da muhalif görünümlü iktidara yakın bazı internet medyası organları tarafından gündeme getirildi. Kanun hükmünde kararnameyle görevlerinden ihraç edilmiş 435 yargıç ve savcının, yargı mensubunun göreve iadesinin gerçekleştiği haberleştirildi. Fakat şöyle bir yanlış algı uyandırıldı. Belki de kasıtla, sanki bir anda verilmiş kararla bu iadeler gerçekleşmiş gibi bir algı uyandırıldı. Önce onu belirtelim. Bunlar peyderpey ve farklı kararlarla ortaya konulmuş iadeler. Yani Danıştay da şu açıklamayı yapmak zorunda kaldı akabinde: siz yargının bağımsızlığına gölge düşürüyorsunuz. Bunlar tamamen mevzuat çerçevesinde ve yargıçlarımızın bağımsız vicdanlarıyla alınmış kararlardır şeklinde bir açıklamada bulundu. Normal şartlarda elbette alkışlanacak bir açıklama. Fakat Danıştay ve diğer yüksek yargı organlarından da sürekli bu tür açıklamaları bekleriz elbette. Fakat bu olay özelinde doğru bir açıklamaydı. İşte Erdoğan bundan rahatsız olmuş ve özetle demiş ki sessiz kalamayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan sessiz kalamayız dediyse arkasını beklemek lazım. Bu uçak seyahati esnasında Anayasa Mahkemesi de nasibini almış ve kararlarını hazmedemiyorum demiş. Anayasa Mahkemesi'nin bazı kararlarını hazmedemiyorum demiş. Koskoca Cumhurbaşkanı'nı orada uçakta hiç kimse de maden suyu teklif edecek değil elbette. Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamaları son derece önemli.
Çünkü özellikle ortağı Devlet Bahçeli ile birlikte bir şeylere hazırlandığı aşikar. Yüksek yargı hazırlıklı olsun başlarına geleceğe. Ama tabii ki her şey ülke menfaati için hukuk zedelenmiş, ne kıymeti var. Devam edelim. Ardından aktaracağımız hadise de adalet arayan bir grupla ilgili yine. Kim aramıyor ki diyeceksiniz ama Madımak'ta 93'ten beri adalet arayanlar var. Adaleti bulamayacakları söylenmişti zaman aşımı açıklamasıyla birlikte. Fakat bir gelişme yaşandı. Bireysel başvuru, bunun da altını çizelim bu gelişmenin sebebi. Anayasa Mahkemesi tekrar gündemine aldı Madımak katliamını. Hemen ayrıntılalım, ayrıntıyı aktaralım. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 2 Temmuz 1993'te yakılan Madımak Oteli'nde hayatını kaybedenlerin yakınlarının 2014'teki bireysel başvurularını yeniden gündemine aldı. Mahkeme dosyanın ek rapor hazırlandıktan sonra görüşülmesine karar verdi. Mevcut şartlarda dahi umutlanıyoruz. Umarız Anayasa Mahkemesi bu insanlığa karşı işlenen suçla ilgili vicdanları hani bunca sene sonra bile kısmen ferahlatacak, yürekleri kısmen serinletecek bir karar alınır. Hiç değilse alınmasına vesile olur sonrası için. Çünkü dedik ya, mevcut şartlarda en ufak bir gelişme bile umutlandırıyor. Siyaset, CHP'deyiz. CHP Hatay'ı noktalayamadı bir türlü. Çünkü noktalamıştı. Tüm tartışmalara rağmen Lütfi Savaş'ın adaylığını açıklamıştı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için. Fakat Hatay'da protesto edildikten sonra adayları, mevcut belediye başkanı Lütfi Savaş, gündemlerine yeniden aldıklarını söylemişlerdi konuyu. Ard arda açıklamalar gelmişti. Fakat bu konuda belli ki Hatay'dan gelen baskı da bir şekilde giderilemedi. Tekrar Özgür Özel dedi ki alternatif arıyoruz Lütfi Savaş konusunda. Nasıl olacak bilemiyoruz ama Gökhan Zan'ın Türkiye İşçi Partisi Hatay adayı olmasından sonra orada mesele biraz daha kızıştı. Hani mevcut potansiyel Türkiye İşçi Partisi'nin orada kazanmasını öngörmese de Türkiye genelinde en yüksek oranda oy aldığı için Türkiye İşçi Partisi, Gökhan Zan gibi popüler ve deprem sırasında da uğraşıyla dikkat çekmiş bir ismin aday gösterilmesi dengeleri değiştirebilir mi? Bu arada hemen şunu belirtelim. Özgür Özel bugün yaptığı açıklamada Gökhan Zan'ın önce kendilerine başvurduğunu söyledi. Hatta bir ilçe için başvurduğunu söyledi. Lütfü Savaş'la da uyumlu çalışacaklarını söyledi. Şu an için hayırlı olsun dedi ama tabii ki Lütfü Savaş'la ilgili açıklamalarını tasvip etmediğini de belirtti Özgür Özel. Neticede CHP Lütfü Savaş'ın alternatifini arıyor. Genel Başkan'ın ağzından bunu duyuralım sizlere. Böylece olan biteni aktardık ve şimdi konuşmamız gerekenler var sevgili izleyiciler. Konuşmamız gerek çünkü çözülmesi gerek. Türkiye'nin o kadar çok problemi var ki bu beylik bir söz değil. İşte hukuktan bahsediyoruz. Hemen her işin başı hukuk. Yani eğitimden de maalesef önce geliyor ama eğitimle ilgili. Neden eğitimden önce geliyor? Hani hep söyleniyor ya, bunca hukuksuz karar alınırken eğitim anlamında hukuk fakültelerinden ses çıkmıyor. Kaldı ki hani yüksek öğrenimde artık akademisyen düzeyinde bu işin eğitimini ve öğretimini verenlerin biraz daha sahaya inmeleri gerekiyor eleştirileri yapılıyor ama üniversitelerden ses yok. Nasıl çıksın ki diyebilirsiniz Türkiye şartlarında. İşte hepsi birbirini etkiliyor. Hepsi birbiriyle ilişkili bileşik kaplar hesabı ama iş dönüp dolaşıp hukuka geliyor. Az önce aktardık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüksek yargıyla ilgili sözlerini. Tüm bunları ve tabii ki Erzincan'ı Atina'dan, Atina Üniversitesi'nden Profesör Sayın Cengiz Aktar'la konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Mehmet Şahin, kolay gelsin. Teşekkür ederiz hocam. İliç'le başlayalım. Erzincan İliç'te hep söylenir ya, işte göz göre göre gelen facia. Tamam, göz göre göre geldi de maalesef facia yaşanmadan öncesini bir türlü konuşamıyoruz. Çünkü biz her iş yolunda biliyoruz. Neden? Resmi makamlar gerekli izinleri veriyor. Kapasite artırımı konusunda incelemeyi yapıyor, izin veriyor. Facia yaşandıktan sonra acaba nerede hata yaptık diye soruyoruz. Sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla siz de yakından ilgileniyorsunuz. İliç'te yaşananları nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Valla dediğin tam manasıyla öyle değil. Türkiye'de basın yok biliyorsun Mehmet, sana ya bir yenilik değil, bir haber de değil bu söylediğim. Türkiye'de bu gibi meselelerle yakından ilgilenen ve sesini duyurmaya çalışan bir dolu insan var. Ve onları dinleyen yok, onlara mikrofon uzatan yok, onların söylediklerini dikkate alan yok. Bölgedeki ya yani o bölgelerdeki o bölgelerde yaşayan insanlar dahil bu söylediğime. Çünkü yani Hemen insanlar gözaltına alınıyorlar hocam. Hemen tabii gözaltına alınıyorlar. Çünkü gibi.
alınıyor zaten. Yoksa orada o felakete sebep olan şirket sorumluları, onlar ortalıkta geziyor. Hatta televizyonlarda konuşuyorlar, akıl veriyorlar, şu bu. Yani onlardan hiçbir, Soma'da da aynı şey oldu. Bak, not aldım. Soma, Alada, Kozlu, Ermenek, Sorgun, Bakırtepe ve Bartın. Bunların hepsi, daha çok vardır ama bu, yani hızla aldığım notlar, bunların hepsi maden faciaları. Ve hepsi denetimsiz, tamamen vahşi şartlarda ve hiçbir önlem alınmadan, özellikle çalışanlarla ve çevreyle, ve çevre derken çevrede yaşayan insanlar ve doğayla ilgili tabii, hiçbir önlem alınmadan yapılan vahşi, aynı Amerika'daki Vahşi Batı vardır ya, öyle filmler hani. Zaten bu şirketler oraları soydular. Yani Kuzey Amerika'yı, Kanada'yı ve Amerika Birleşik Devletleri toprağını, yerlilerin toprağını soydular, bitirdiler. Artık şimdi dünyayı soyuyorlar. Dolayısıyla ama yani soyduran var, soydurmayan var. Mesela Avrupa Birliği ülkelerinde bu şirketin, Anagol bu şirketin adı, Kanada şirketi, fakat Merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde biliyorsun. Bu şirketin bu altın çıkarma uygulamasını, pratiğini ve ya, tekniğini, yani Avrupa Birliği yasakladı mesela. Ya, bu şekilde Avrupa Birliği ülkelerinde altın elde etmek, çıkarmak mümkün değil. Türkiye'de mümkün. Başka bir Türkiye'ye benzer ülkeler de var orada. Yani altın çıksın da insanlar ölürse ölsün, çevre kirlenirse kirlensin diyen ülkeler de var mesela. Brezilya, Hindistan falan. Onlarda da aynı durum yani. Orada da bir değişen bir şey yok. Fakat dediğine, yani başta söylediğine geri dönecek olursak, yani burada muazzam bir başıboşluk söz konusu. Sorumsuzluk, cezasızlık. Bunlar Türkiye'nin yani 100 yıllık fıtratı. Yeni de değil yani. Hep söylüyorum, biliyorsun bu yani. Ama artık ayyuka çıkmış vaziyette ve işin en acıklı tarafı herhalde şu: yani bütün bu olup bitenlerden sonra ve demin saydığım bütün o somalar falan, mesela Soma çok iyi bir örnektir söyleyeceğime. Soma'daki felaketten sonra Somalılar tekrar Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy verdi, biliyorsun değil mi? Hatırlıyorsun. Yani dolayısıyla burada yapacak pek bir şey de yok yani. İnsanlar razı. Yani işte ekmek parası, şu bu falan, ama sadece onunla açıklanabilecek bir şey değil. Murat Kurum mesela, Türkiye işte, yani bakandı, bu şirkete bütün izinleri veren bakanlığın bakanıydı o dönemde. Şimdi İstanbul Büyükşehir adayı, Cumhur Koalisyonu'nun adayı. Vallahi hiç oralı değil. Yani toprak kaydı diyorlar bir kere. Ha, teknik olarak doğru tabii, toprak kaydı, ama hangi toprak kaydı? Yani o işlenmiş bir toprak, o toprak falan değil artık zaten. Yani topraklıktan çıkmış bir madde o. Ya yani o kaydı ve kayacağını da, demin adını ettiğimiz Cerrahoğlu galiba adamcağızın adı, içeri aldılar. Hala içeride gözaltında. Yani sosyal medyada, onun dışında da hiçbir şey yok. Susuz pus. Bu da unutulup gidilecek. Onun için diğerlerini saydım tek tek. Sayın hocam, burada dikkat çekmek istediğim bir husus, aslında ben özellikle o ifadeyi kullanmamıştım. Siz fıtrat diyerek aslında Erdoğan'ın o açıklamasını hatırlattınız. Bu önemli. Evet, hani bazı işlerin doğasında bazı riskler var. Bunu kabul ediyoruz. Ama sizin de yaptığınız mukayesede olduğu gibi doğasında bu riski gören ülkeler, vatandaşı adına sorumluluk alan ülkeler, Avrupa Birliği ülkeleri örneğinde olduğu gibi tedbirini alıyor ve şirketleri bu tedbiri almaya zorluyor, gerekirse izin vermiyor. Bizdeki tek sorun ekonomi mi hocam? Yani bizim ne olursa olsun bu altına ihtiyacımız olduğu için mi? Bunu neden soruyorum? Dün hocam bu konuda 22. dönem milletvekili Sayın Emin Şirin'le konuştuk. Altın konusunu senelerdir takip ediyor.
Onun dikkat çektiği husus şu. Bizde kamu çok düşük pay alıyor dedi. Afrika gibi sömürge ülkelerinin aldığı düzeyde pay alıyor özel şirketlerin bu çalışmalarından dedi. Hani bu da aklımıza şunu getiriyor. Kamu çok düşük pay alıyor. Hani bu şirketlerden devlete çok az bir gelir elde ediyor. Diğer gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında ama şirketlerin kar payı çok yüksek. Çünkü Alamos'tan bir CEO yanlış bilmiyorsam yaptığı açıklamada 100 milyon dolarlık bir yatırımla 4 milyar dolar gelir elde ettiklerini açıkladı. Yani bu açık kaynaklarda var. Şimdi bu durumda ister istemez akla şu soru geliyor. İhmallerden bahsediyoruz, hatalardan bahsediyoruz. Acaba bu kadar düşük pay alınması devlete birilerinin arada para aldığı ihtimalini güçlendirmez mi? Devlet daha çok kazanabilir. Devlet kazansa ne olacak? Nasıl kazandığı önemli. Mesele o değil ki. Mesele yani bu faaliyetler, madencilik faaliyetleri nasıl yapılıyor? İşte Uluslararası kabul izinlerin kolay görmüş sağlık. çıkması açısından soruyorum. Yani izinler çok kolay çıkıyor bu bağlamda. Bütün izinler çok kolay çıkıyor. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Türkiye'de orman kanunu, maden kanunu diye bir kanun vardır. Bu Türkiye'nin en eski kadim kanunlarından biridir. Ta yani ilk Kemalizm ilk dönemde yani Cumhuriyet'in ilk döneminde. Çünkü Türkiye'de petrol yok biliyorsun. Harıl harıl Etibank meşhur o zamanlar devlet şirketi. Etibank vasıtasıyla Türkiye harıl harıl maden aramaya başlar ve maden ruhsatları vermeye başlar. Şimdi bugün bu kanun çok değiştirildi tabii. Bütün aklına gelebilecek her diğer kanunun üzerindedir maden kanunu. Yani maden kanunu her türlü diğer korumacı veya herhangi başka bir kanunu deler geçer. Bu ne demek? Yani maden ruhsatı almak istiyorsan bütün kapılar sana ardına kadar açıktır. Hiçbir yönetmelik doğru dürüst uygulanmaz ve istediğini yapabilirsin. Bu demek. O yüzden bu kadar kaza alıyor zaten. Yoksa kamunun aldığı payla falan ne alakası var? Yani bu Yani orada kastedilen şu. Kamuda birileri bu izni bu kadar kolay veriyorsa madem devlet kazanmıyor bu aradaki para kime gidiyor? Mehmet ben de diyorum ki kamu herkese maden çıkarma konusunda ruhsat veriyor. Sadece buna değil ki az kazandığı için değil ki bu yani bu yok canım ne yani bu yani bu böyle yani 3 kuruşluk bir mesele değil. Bütün Türkiye tarumar olmuş vaziyette. Her taraf delik deşik ve sürekli artıyor maden ruhsatları. Rakamları var yani bunu izleyen insanlar var. Kimisinde kamu fazla çok pay alıyor, kimisinde az pay alıyor. Yok ne alakası var? Yani bu şimdi burada altını çizmemiz gereken Türkiye'nin elinde sözüm ona bir takım araçlar var. Ne onlar? Çevre etki değerlendirme analizleri değil mi? ÇED dediğimiz. Bu Avrupa Birliği normları döneminde Türkiye'ye girmişti ÇED. Bunun artık yani hiçbir iler tutar tarafı, hiçbir ciddiyeti kalmadı. Bu ÇED'i maden ruhsatı alan şirketlere yakın gruplar veya küçük şirketler yapıyor zaten. Yani bu artık bir meslek haline geldi. Eskaza o şirketler zaten onlar çoğu satılık şirketler veya satın alınan şirketler. Eğer onlar aman chat efendim burada bir sorun olabilir falan demeye kalktığında zaten o chat geçmiyor. Yani bir bakanlık onu görmezden geliyor ya da chat gereksizdir diye bir karar veriyor. Her hal ve karda bugün Türkiye'de bir maden ruhsatı alıp herhangi bir yerde istediği metotla, istediği teknikle, istediği şekilde her doğaya her türlü zararı verecek şekilde maden çıkarmaya çalışmak için kolları sıvadığında Türkiye'de bütün kapılar sana açıktır. Bu kadar. Nokta yani. Evet.
Özellikle maden çıkarma işiyle uğraşan girişimcilerin medyaya da yakın ilgi gösterdiğini vurgulayalım. Hani Türkiye'nin çok bilinen Evet. medya patronlarının maden işleri olduğunda, bunun yanı sıra müteahhitlerin de bir taraftan maden işiyle ilgilendiklerini, zenginliklerin arkasında maden işi olduğunu da vurgulayalım. Sedat Cezayirlioğlu gibi gönüllü girişimciler, ki faciadan önce uyaran isimlerden biri, gözaltına alınıyor. İşte onunla birlikte şu ana kadar 5 kişi gözaltına alındı. Siz Soma'dan bahsettiniz. Şimdi hatır şinaslık yapmamız lazım mutlaka. Avukat Selçuk Kozağaçlı, hani kendini paraladı orada olan biteni aktarmak için, ama ödülü maalesef hapishane oldu ve hala hapishanede. Ve maden konusunda da Türkiye hala bildiğini okuyor, devam ediyor. Hani şartlar değişir mi diye merak ediyoruz, ama tabii ki onu hazırlayan koşullar değişmeden sonucun değişmesini beklemek de Einstein'ın deyimiyle çok akıllı işi değil. Hocam, Cumhurbaşkanı Mehmet, Erdoğan'ın bir... bu Anagol denilen şirketin ilk vukuatı değil Türkiye'de biliyorsun. İkinci vukuatı. Yani bu onlar zaten mimli suçlu bir şirket ve hiçbir zaman hesap vermemiş bir şirket. Bunun gibi daha kaç tane var yani? Ve ama dedi, şu nokta hakikaten altı çizilmesi gereken nokta belki şu. Bir, bu kaza yani bu aslında bu kaza falan değil, insan eliyle yapılmış bir facia bu. İnsan, tamamen insan eliyle yapılmış bir facia. Bu da diğerleri gibi unutulacak. O bölge halkı muhtemelen Erzincan, İliç, neyse AKP'ye ve Cumhur Koalisyonu'na oy vermeye devam edecek. Murat Kurum da ihtimalen İstanbul'da belediye başkanı olarak seçilecek. Evet, o çok çarpıcı olur. Burada 2019'da kapasite artırım iznini Murat Kurum'un bakanlığı döneminde verdiğini hatırlarsak, hani bu şartlarda bir de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilirse bütün siyaset kuramları alt üst olacak. Hani gerçekten toplum komple siyasetin değil, psikolojinin konusu olacak. Mehmet Allah aşkına ona gelene kadar yani Türkiye'de hangi siyasetçi sütten çıkmış ak kaşık ki? Yani neyse şimdi açtırma Yok yok, tam da ağzınızı açmanızı istediğimiz noktadayız. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan, hani Mısır ziyaretini değerlendirmek ister misiniz bilmiyorum, 11 sene sonra Mısır'a gitti. Ben çok ağzımı. ilginç buldum. Hatta dedi ki, yani Sisi ısrar etti. Sisi'nin ısrarı üzerine gitmiş Mısır'a Cumhurbaşkanı. Uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, hani öncesini hepimiz hatırlıyoruz, nasıl ağır sözler sarf ettiğini. Ama iki ülke ilişkileri açısından tabii ki eleştirilecek bir şey değil. Hani geri adım atmak da erdemdir bazı durumlarda. Önce Mısır ziyaretini değerlendirirseniz, ardından uçakta hukukla ilgili çok önemli sözleri var. Onları sormak istiyorum hocam. Şimdi 12 sene aradan sonra bir kere diplomaside şöyle bir kural vardır. Bu gibi en üst düzey ziyaretler dönüşümlüdür. Son ziyareti kim yaptı Mısır'a? Veya Mısır'la Türkiye arasındaki son ziyareti kim yaptı diye sorayım sana. Erdoğan yaptı. 2013'te kim Öyle mi? diyorsunuz? Evet. Evet. Sıra kimdeydi? Ama çok ısrar etmiş. Ya ısrarla olur mu bu? Bu ısrar falan değil. Böyle bir şey, böyle bir adet yok diplomaside. Hocam, dostlukta mütekabiliyet olmaz. Hayır, böyle bir şey yok. Yani bu devletler arası ilişkilerde böyle bir şey yoktur. Sıra Türkiye'ye gelmek üzere Sisi'deydi. Gelmedi. Ne demek bu? Erdoğan'ı ayağına getirtti demek. Yani bunu böyle okumak lazım. Ne ısrarı? Bir kere ısrar eden Türkiye tarafı. Aşağı yukarı 3 senedir Ankara Kahire ile ilişkileri düzeltmek istiyor. Nedenlerine girebiliriz. Ama Kısaca girelim hocam, çünkü 3 sene önce istihbari düzeyde görüşmeler başlamıştı. İstihbarat örgütleri arasında, sonra bunların dışişleri hiçbiri bir yere bakanlığı varmadı. başlamıştı. Bunların hiçbiri doğru dürüst bir yere varmadı. İhvan konusunda sorunlar devam ediyor zaten. Ve dikkat edersen öyle can ciğer kuzu sarması bir karşılaşma değildi yani. Yani gereken yapıldı. O kadar asgari de birkaç saatlik bir toplantıydı. Esas bu kadar yani sevip bayıldığın bir ülke ve ülke cumhurbaşkanı ise orada bir gece kalırsın bir kere. Yani adet odur. Tamam Ankara yani Türkiye ile Mısır birbirine çok yakın coğrafi olarak ama bal gibi mümkündü yani. Bunlar yapılmadı.
Ayrıca Cumhurbaşkanı çok açık bir şekilde basın toplantısında biliyorsun ne dedi? İlişkilerimizin lokomotifi ticaret ve ekonomidir dedi. Bu ne demek? Siyaset değildir demek. Yani biz siyasi ve diplomatik meseleleri artık bir kenara koyduk demek. Ne onlar? Türkiye'nin yani Türkiye'deki yönetimin 2011'den bu yana, 2012'de seçildi pardon, 2012'den bu yana Mursi yönetimine verdiği, yani İhvan'a, Müslüman kardeşlere verdiği desteğin oradaki yarattığı muazzam tahribatı artık silelim, yeni bir beyaz sayfa açalım, başka şeylerden bahsedelim. Biz yani bu dönemi kapatmak istiyoruz diyorlar 3 senedir zaten. Mısır tarafı da diyor ki siz önce bir hele bir özür dileyin. Oraya aldığınız ve pasaport verdiğiniz İhvan Müslüman kardeşleri susturun veya bir yere yollayın. Yayın yapan bir radyo var veya televizyon var. Türkiye'den İhvan'ın şeyi bu medyası. Onu susturun, susturdular da zaten. Ve gereken önlemleri alın. Libya konusunda ayağımıza, nasırımıza basmayın. Bir dolu böyle talep vardı Mısır tarafından, unutmamak lazım. Şimdi bu böyle bir ortamda ısrar kıyamet, hadi artık, hadi artık, hadi artık diye sonunda geçen, yani burada Hakan Fidan epey aktif biliyorsun. Yani Mevlüt Çavuşoğlu'ndan çok daha aktif ve daha etkin. Geçen senenin sonunda, yani sonbaharda nihayet bir büyükelçi atadı Kahire Ankara'ya. Türkiye'nin büyükelçisi zaten atanmıştı çoktan ama gitmiyordu, gidemiyordu şu bu. Ve karşılıklı bir sefir değiş tokuşu yapıldı. Şimdi de bir ziyaretle işte ilişkilerin bir sonraki aşaması için adım atıldı. İşte gelecek artık öyle anlaşılıyor Abdülfatah el-Sisi. Ama yani bütün bu adını ettiğim özellikle İhvan'la ilgili sorunlar çözüldü mü? Esas tabii Libya ile ilgili. Türkiye'nin şu sırada epey bir cevvaliyeti var biliyorsun Libya'da. İki tarafı muhtemelen barıştırmak üzere yani oranın yani tek hakimi haline geliyor. Bu mümkün tabii ama Mısır'ın rızası olmadan da kolay olmaz, onu da söyleyeyim. Dolayısıyla yani ortada daha meseleler çok, konuşacak şey çok. Tabii konuşarak meseleleri halletmek her zaman daha iyi, senin de altın çizdiği gibi. Ama yani bu o uçakta söylendiği gibi, efendim, Asayiş Kemal her şey yolunda, ısrarla bir davet etti, biz de zorla gittik falan, öyle bir şey yok. Israr eden Ankara'ydı. Evet. Peki hocam şu yorumlar da yapılıyor. Mısır'la da barışma sağlandığına göre, ki dediğiniz gibi Erdoğan'ın orada profesyonel yaklaşımının altını çizmek lazım. Hani dostluk ve siyasi ilişkilerden ziyade ticaret ve diplomasi çerçevesinde kalacak. Ama buradan hareketle Esad'la da yakın diyebilir miyiz? Bunu biraz da şu sebeple soruyorum. Kuzey Irak'ta bir takım görüşmeler var, Bağdat'ta görüşmeler var. Burada Suriye'nin kuzeyini de kapsayacak baharda bir operasyon hazırlığı olabilir mi? Bundan önce Suriye'de merkez yönetimle bir diyaloğa geçilebilir mi? Mısır ziyareti sonrası Esad'la da bir görüşme zemini aranacak mıdır? Onunla onun bağlantısı yok vallahi. Yani Türkiye yakın zamana kadar neredeyse bütün komşularıyla kavgalıydı. Tek tek bir şeyler yapmaya çalıştılar. Mısır'a işte bu ziyaret sonunda bağıra çağıra kabul ettirildi Kahire'ye, Mısır tarafına. Onların da herhalde bir takım gerekçeleri vardır. Bu arada tabii bu ziyaretin nasıl geçtiği konusunda artık kapı kulu olan Türkiye'deki basına değil, Mısır'daki basın ne söylüyor ona bakmak lazım bir kere. El Ahram ne diyor mesela? Yunan basını da çok ilgili. Yok ha, baktım okudum Yunan basınını. Türkiye'den almışlar, hiçbir şeyden haberleri yok. Ama Mısır basınına bakmak lazım. Onlar ne diyorlar, ne dediler zaten. Yani son dakikaya kadar Recep Tayyip Erdoğan ziyareti dün Yunan Mısır basınında yoktu. Onu da söyleyeyim. Yani böyle ala vala ile karşılanmadı yani.
Şimdi burada ticaret ve ekonomi dendi ya, bu ticaret ve ekonomi oraya bir ilave yapıp Suriye'ye geçeyim. Bütün bu soğuk dönem esnasında yani 2011-12'den itibaren bu dönem esnasında Türkiye ile Mısır arasındaki ticaret eskisi gibi devam etti. Aynı bugün Türkiye ile İsrail arasındaki ticaretin devam ettiği gibi. Unutmayalım yani. Yani bağırıp çağırırlar ama arada para pul, akçalı işlere gelince berdevam. Şimdi Suriye'ye gelince Devlet adamlığının hakkını vermek lazım hocam. kimin? Erdoğan'ın devlet adamlığının hakkını vermek lazım. Duygusuyla işi Yok. karıştırmıyor. Yani öyle diyelim istersen ama yani bu ondan da bağımsız yani orada bir yani işte, neyse. Suriye meselesi çok daha karmaşık bir kere. Yani Suriye, şimdi unutmamak lazım. Türkiye'de yani biliyorsun bizim ahalimizin en bilinen vasıflarından bir tanesi hafızasızlıktır. Şimdi ne diyor Suriye? Bu oraya da çünkü talep var. Hadi barışalım, hadi öpüşelim, hadi koklaşalım falan diye. Suriye tamam konuşabiliriz ama önce topraklarımdan çık diyor. Suriye bunu söylüyor. Suriye hala bunu söylüyor. Bu yeni ya bu burada ne yapacak ki? Orada işgal altında topraklar var. Bak Gökhan Zan da orayı ziyarete gitmiş. Var ya o bir tane hani Antakya Belediye Başkanı adayı. Ha. O da orayı İki ziyarete parti. gitmiş. Ya. Efrin'e gitmiş. Afrin'e. Orası işgal altında biliyorsun. Şimdi dolayısıyla bu yani bu böyle rüya görmenin ya yani hoş tabii yani işte herkesle barışıyoruz. Çiçekler, böcekler falan öyle bir şey yok. Yani dünya öyle değil. Suriye öyle değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu Kuzey Suriye Kürtlerin kontrolündeki bölgeden çıkacakları ile ilgili bir dolu spekülasyon var. Ben hiç sanmıyorum böyle bir şey olacağını. Şimdi Irak'ta sorunları var ama yani bu oraya ne kadar yansır açıkçası yani rüya görmemek lazım. Çok fazla sorun var. Yani şöyle söyleyeyim, Türkiye ile Mısır arasındaki sorunlarla Türkiye ile Suriye arasındaki sorunlar birbirleriyle karşılaştırılmayacak kadar farklı ve Suriye tarafıyla olan sorunlar çok daha derin çünkü topraklarını işgal ediyoruz şu sırada. O halde bu şartlar devam ettiği müddetçe kısa sürede Esad'la bir görüşme beklenmemeli. Söz konusu değil. Peki hocam, uçakta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sarf ettiği hukuka, yüksek yargıya dair çok önemli cümleler vardı. Hani çok önemli diyorum ama ihtiyatlı yaklaşıyorum. Hani siz yine bunlar rutin, önemli değil diyebilirsiniz. Fakat seçim sonrası hazırlıklara dair ipucu taşı olması açısından önemli buluyorum. Anayasa Mahkemesi ile ilgili bazı kararları hazmedemediğini söyledi. Yabancısı değiliz. Ama Danıştay ile ilgili, Danıştay'da özellikle gündeme getirilen konu şuydu. Bir takım hakim ve savcılar, 15 Temmuz'dan sonra ihraç edilen hakim ve savcılar peyderpey göreve iade edildi. 435 kadar isimden bahsediyoruz burada. Özellikle gündeme getirildi. Hani iktidara yakın yahut da muhalif diyebileceğimiz ama bu konuda aslında iktidarla çok da farklı söylemi olmayan, kanun hükmünde kararnamelerin uygulanması konusunda medya organları tarafından hani nasıl olur, Danıştay nasıl buna izin verir şeklinde verildi bu haber. Danıştay ise bir açıklamada bulundu. Yargıçlarımızın bağımsız vicdanlarıyla alınmış kararlardır dedi. İşte burada Cumhurbaşkanı Erdoğan Danıştay ile ilgili de ilginç bir ifade kullandı. Sessiz kalamayız dedi. Şimdi bu durumda hocam bunların hepsini yeni anayasa çalışmaları parantezinde mi değerlendirmemiz gerekecek? Şimdi bak, siyasi İslam, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi gibi üst hukuki kurumları sevmez. Bunlar çünkü hukuka tepeden bakarlar ve yani icracı değildirler. Ama alınan bazı kararları esastan bozarlar veya en azından bunların memleketin hukukuna uygun olmadığını söylerler. Ve siyasi İslam bunlardan nefret eder. Bir programda bu iki kuruma yer yoktur mesela.
Şimdi iş oraya doğru gidiyor ve muhtemelen artık yani hazırlanmıştır veya şu sırada yazım aşamasındadır herhalde yeni anayasa, seçim sonrası gündeme gelecek olan yeni anayasa, yani 82 anayasasının yerini alacak olan anayasa. Orada herhalde Anayasa Mahkemesi ve Danıştay'la ilgili bir takım tasarruflarda bulunacaklar. Ben öyle bekliyorum. Bir öyle bir beklenti içerisindeyim. Yani Hocam sen bu VTR'de, yani eğer Cumhurbaşkanı böyle bir şeye söylediyse, böyle bir ifade kullandıysa, bunun illa arkası gelir dedin ya. Tam o olacak yani. Herhalde oraya doğru gidiyor iş. Yani zaten Türkiye'de artık muhalefet falan yok. Yani onu da bir şekilde artık belki meclis çoğunluğuyla bile geçirebilirler yeni anayasayı. Referanduma ihtiyaç duymadan her şey mümkün yani. Yani yerel seçim sonuçlarına göre meclisteki denge tekrar değişir ve çoğunluğu elde edecek, yani nitelikli çoğunluğu elde edecek bir kıvama gelir mi diyorsunuz? Cumhur İttifakı Valla ihtimal ben mi? İyi Parti denilen Milliyetçi Hareket Partisi nesi diyelim işte yavrusu, avatarı neyse işte yani onların hiçbir farkı yok yani bu iki partinin. Kurulduğu günden itibaren bu partinin yerinin Cumhur Koalisyonu olduğunu söylüyorum. İş oraya doğru gidiyor zaten hızla. Yani İyi Parti 2018'e, 2028'e kadar muhalefette falan kalabilecek bir parti değil herhalde. Seçimden sonra yeni bir düzenleme yapacaklar. Zaten yani aynı şeyleri düşünüyorlar. Ha, o üç partinin o milletvekilleri yeter mi anayasa oylaması için? Orada çünkü ciddi bir çoğunluk gerekiyor galiba. 5'te 3. Olabilir bilmiyorum ama yani referanduma gerek bile kalmadan hatta Cumhuriyet Halk Partisi'nden bazı milletvekilleri bile oy verebilir. O partide esas tabii benim merak ettiğim bu Cumhuriyet Halk Partisi 31 Mart seçimlerinden sonra kalacak mı? Sen merak etmiyor musun? 400'ü bulmak zor ama dediğiniz gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nde de hani kalacak mı belki çok ileri bir soru olabilir. Fakat çok ciddi bir elden geçirme yaşanacağı aşikar. Şu an bile işte İmamoğlu'nun Özgür Özel'le koordineli çalışmasına rağmen pek çok insanı küstürdüğü, bir takım ayrışmalara ve ayrılmalara yol açtığı konuşuluyor. Hani Gürsel Tekin'in istifası mesela konuşmaya değer mi bu bağlamda? Hani alışa geldiğimiz Türk siyasetinden farklı bir eylem mi? Yok canım. Şimdi Gürsel Tekin yani müteahhitlere kaybettim diyor. Kendisi de bir müteahhit grubunun başındaydı biliyorsun. Yani bir müteahhit grubu diğer müteahhit grubuna karşı kaybetti demek istiyor herhalde ama öyle demiyor. Aklı sıra işte parti içi demokrasi falan gibi beylikler laflar üzerinden muhalefet yapıyor. İşte zaten o yani yapması gerekeni yaptı artık bir geçmişin adamı. Ona partide yer yok. O da çekti gitti başka şey yapacak herhalde hayatta artık. Dem Yani Parti onun bir dahil siyaseti Dem Parti dahil siyaseti ve yerel seçimleri özellikle son konuya saklıyorum, soracağım ama ona geçmeden önce şunu sormadan edemeyeceğim. Siz az önce bunu siyasal İslam'la ilişkilendirdiniz. Hani bilemiyorum gerçekten siyasal İslam'ı bu anlamda çok kale alarak mı hareket ediyor Erdoğan yahut da bunu taraftarına, yok. tabanına göstermek durumunda mı? Hani çok umurunda mı gerçekten İslam geleneğinde, İslam fıkhında işte Anayasa Mahkemesi yahut da Danıştay gibi ismi farklı da olsa kurumlara bakış Erdoğan'ın gerçekten çok umurunda ve bilgisi dahilinde midir sizce? Yok, olmayabilir ama yani sevmez. Yani en azından Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın işte o Emin Coşanların falan bütün o beyin takımının diyelim ve onların siyasi İslam okumasında bu iki kurum yani zararlı muzır kurumlardır. Yani zaten ne zaman ağızlarını açsalar bu iki kuruma saldırıyorlar dikkat edersen. Yani başka yani bu siyasi İslam derken tabii dünya çapındaki genelleştirmemek lazım ama Türkiye'de uygulanan ve iktidarda olan siyasi İslam'ın bu iki yüksek mahkemeye bakışı budur diyorum. O zaman Bahçeli'ye ne oluyor hocam? Valla o zaten yani herhangi bir
Yani onun tabii siyasi İslam'la güya alakalı yok ama alakası yok ama arada öğrendi belki. Hadi o da yani epey yakın benzer ifadeler kullanıyor. Valla onun derdi hükümet yani rejimin içinde işte yerini sağlamlaştırmak. Bunlar bazı özellikle yurt dışında yaşayan bazı muhalifler ne zaman Devlet Bahçeli farklı bir şey söylese sanki Recep Tayyip Erdoğan'ın bu söylenenden haberi yokmuş gibi ay bak işte kavga etmeye başladılar Cumhur Koalisyonu'nun sonu yakındır gibi çözümlemeler çıkarsamalar yapıyorlar. Yani gülünç yani bu ikisinin ve muhtemelen yakın zamanda Meral Akşener'in de artık yani istikballeri ve birbirleriyle bağlı yani bunlar dava arkadaşı artık yani öyle bırakıp gitmeleri mümkün değil. Şimdi daha somut bir şey söyleyeyim. Anayasa Mahkemesi ile ilgili konuştuk bunu daha önce ama hatırlatmakta her zaman fayda var. Şimdi eski dönemden ve Abdullah Gül'ün tayin ettiği üyeler artık elenmek üzere. Zühtü Arslan eli kulağında emekli olacak 17 Mart ayında. Nisan'da Zühtü Arslan, 2 Mayıs'ta da son üye. İşte yani ondan sonra zaten Anayasa Mahkemesi yani bugüne kadar verdiği kararlar yani ya rejimin istediği gibi kararlar verdi ya da verdiği kararlar uygulanmadı biliyorsun. Dolayısıyla ama artık hiçbir kıymeti harbiyesi kalmayacak, esamisi okunmayacak. Yeni atamalarla yani onların kimler olabileceğini biliyorsun işte Danıştay'dan geldi hemen kaydırıldı ya Evet, yemin töreninde bu konuştu Zühtü Arslan. nasıl? Onun yemin töreninde konuştu Zühtü Arslan. Şimdiki görüntülerde Cumhurbaşkanı'nın gözüne içine bakarak yorumları yapılıyor ya. Hani Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını beğenmeyebilirsiniz ama uygulamakla yükümlüsünüz dedi. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan ilginç bir şekilde ayağa kalkıp salonu terk etmedi. Yani işte yani ne kadar korktuğunu gösteriyor tırnak içerisinde Anayasa Mahkemesi'nden yani sen konuş konuş diyor yani ne olacak ya orada herhalde şey gelecek oraya fidan diğer fidan İrfan fidan İrfan gelecek Fidan. başına öyle ha, muhtemelen o gelecek ve oradaki hakimlerin artık yüksek yargıçların çoğu hak yolcu biliyorsun onların yani İskender Paşa cemaati, Hak Yol falan ona yakın isimler tamamen rejimin hukukçuları diyelim adına. Başkanın adamları. Hocam, belli Onları. ki Anayasa Mahkemesi ve Danıştay özelinde halifenin üstünde bir irade istenmiyor. Bununla ilgili bir düzenleme yapılacak anlaşılan. Son olarak biz yine de yerel seçimleri konuşalım. Çünkü sizinle son konuşmamızda DEM Parti'deki İstanbul gelişmesi netleşmemişti. Son olarak 9 Şubat'ta açıklandı. Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni eş başkan adayları İstanbul Büyükşehir Belediyesi için. Şimdi Başak Demirtaş ismi öne çıktığında adaylığını koyacağı söz konusu olduğunda farklı iddialar vardı. Onun ismi DEM Parti'de görüşülüp uygun görülmediği durumda farklı bir senaryo ortaya çıktı. Şimdi her iki durumda da DEM Parti bir tarafla anlaşmakla itham edildi. Oysa DEM Parti diyor ki tabanımı dinledim ve kendi adayımla giriyorum. Siz nasıl görüyorsunuz İstanbul'da DEM Parti'nin hamlesini? Valla yani parti açısından, Kürt siyasi hareketi açısından Başak Demirtaş'ın adaylığı iyi olurdu. Yani Meral Danış Beştaş kötü bir aday değil. Çok çalışkan bir siyasetçi malum. Mecliste çok etkili, etkin. Ama partinin artık burada bundan sonra işte kim ne dedi, Kandil mi dedi, yok işte Abdullah Öcalan mı istemedi, Demirtaş mı istedi falan bunları yani bunların hepsi spekülasyon Mehmet ve herhalde hiçbiri doğru değil. Ama burada önemli olan bence altının çizilmesi gereken DEM Parti'nin İstanbul'da ve diğer önemli büyük şehirlerde
adayını çıkartıyor olması. Yani bu Mayıs seçimlerinin sonuçlarının ve orada olup bitenin dersini çıkardık demek bu. Bu önemli. Yani burada çünkü hala parti üzerinde bir baskı vardı. Sakın ha adayınızı çıkarmayın bak AKP'ye yarıyor falan diye bir takım yorumcular çıktı gene ortaya biliyorsun. Bu kararlar alınmadan yani parti yönetimi bu kararları almadan. Vallahi yani artık yani kesera sera diye bir laf var ya yani artık ne olursa olsun yani bu parti adayını çıkarıyor. Gücünü görmek istiyor haklı olarak. Ta Mayıs seçimlerinde de yapılması gereken buydu. Yapmadılar, yapamadılar. Basiretleri bağlandı. Gülten Kışanak bunda çok ısrarcıydı biliyorsun. Ama olmadı, onu dinlemediler. Gittiler işte gene Kemal Kılıçdaroğlu'na yani Kürtlere hiçbir sempatisi olmayan bir Kürt olan Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermek zorunda bıraktılar HDP seçmenini. O zaman ve ama sonuç çünkü ortada. Atmosfer açısından ben o günkü atmosfer açısından çok doğru buluyorum hocam. Yani siyaseten değil, atmosfer açısından. Çünkü o gün o kararı vermemiş olsaydı DEM Parti hani batıdaki Türk seçmeni nezdinde de puan kaybederdi diye düşünüyorum. HDP. Evet. Vallahi gene kaybetti. Gene kaybetti. Yani parti zaten yani duyduğumuz kadarıyla diyeceksin ki bütün partiler gibi kolay değil tabii muhalefette olmak, yani ila nihaye muhalefette olmak daha da zordur her yerde. Çünkü Türkiye'de hegemon bir parti var ve yani astı astık kestik AKP'den bahsediyorum. Yani onun yanında siyaset yapmak kolay değil ama DEM parti de allak bullak yani bütün partiler CHP gibi hepsi. Yani bunun seçimle falan da alakası yok. Yani bunun rejimle alakası var Mehmet. Yani Türkiye'de artık hiçbir şeye göz açtırmayan bir rejim var. Kaldı ki bak 28 Mayıs'ta iyi bir yere geldik kanaatimce. Belki öyle noktalarız. Şimdi yırtınan bir takım vatandaşlar var. Ya muhalefet meclise gidip oy bile vermiyor diyorlar. Haklılar. Çünkü bunu zamanında parlamentoculuk oyunu diye nitelemişti Selahattin Demirtaş. Çok haklıydı. Aynı şey devam ediyor. Dünya kadar maaş alıyorlar. 140 bin lira mı ne alıyorlar aylık. Ondan sonra başka avantajları da var. İşte araba var, şu var, bir şeyler. Bir insan çalıştırıyorlar yanlarında falan. Meclise gidip oy bile vermiyorlar. Muhalefetten bahsediyorum ha. Yani üstelik çok nazik konularda vermiyorlar oylarını. Dolayısıyla yani bunun Türkiye'nin artık siyasetinin içine düştüğü, sistemin içine düştüğü çukurun yani boyutları yani dünyalara sığmaz yani. Maalesef. Bu kesinlikle ifade ettiğiniz gibi AK Parti'nin başarısı. Çünkü AK Parti sadece siyaseti özellikle Erdoğan dizayn etmekten öte itibarsızlaştırmayı da başardı. Hatırlayacaksınız aslında AK Parti iktidarının ilk döneminde Erdoğan'ın en güçlü argümanı siyaseti tekrar hak ettiği itibarlı noktaya çekeceğiz siyasetçiyi diyordu. Oysa bugün itibariyle tekrar o 90'ların sonundaki noktaya dönüldüğü anlaşılıyor. Bu da tabii ki şu an teşkilatlanmasını en iyi yapan parti AK Parti'nin işine yarıyor. Fakat tabii şu da var yani bir kere muhalefet sapır sapır dökülüyor. Onun çok yapısal nedenleri var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bu cumhuriyeti kuran partidir, devlet partisidir. Asla ve kat'a devlet eğer yani mesele devlet olunca karşı çıkmaz. Yani onun muhalefeti bir yere kadardır zaten. Ve görüyoruz yani nasıl muhalefeti yaptıklarını veya muhalefet yapamadıklarını. Diğer o irili ufaklı partiler buna İYİ Parti de dahil olmak üzere. Bunlar kırıntı. Yani bunların bir yani bir şey yok. Bir vizyon bilmem ne falan öyle bir şey yok. Onun dışında kim kalıyor? Kürt siyasi hareketinin küçük siyasi partisi kalıyor. Türkiye'de bu geriye kalan ne? Geriye kalan halk. Peki halk ne istiyor? Vallahi yani ben öyle çok da yani heyecanlı olduğunu ve bu rejimden kurtulma konusunda en azından kolları sıvadığını falan da düşünmüyorum. Bakma herkes işine bakıyor. Yani ayak uydurmaya çalışıyor, yaşamaya çalışıyor.
Anlaşılır da zaten. Yani herkesin çoluğu çocuğu var. Akşam eve ekmek getirmesi lazım. Şu bu. Ama yani kimsenin de aman bir sokaklara çıkalım, ortalığı birbirine katalım, bir muhalefet edelim, sivil itaatsizlik nasıl yapılır, ne yaparız? Yani yeter, canımıza tak dedi. Efendim, hukuk bitti, akademi bitti, askeriye bitti, efendim dış politika bitti, ekonomi bitti, yeter deyip yani bir hareket eden bir ahali görüyor musun sen? Yok. Akademi bitti dediniz de hocam, hani veda etmeden aklıma geldi. İstanbul Üniversitesi biliyorsunuz Açık Üniversite diye bir uygulama başlattı. Nasıl buldunuz? Çok mu Avrupa'yı? Bir şey ama neyse, ondan sonra bir sürü hayatında üniversite neymiş gidip böyle ellerler yani, böyle onun gibi bir şeye dönüştü. Daha sık yapmak lazım ama sınırlamışlar galiba saatlerini. Kötü bir şey değil özünde tabii. Ama hocam Şimdi İstanbul şartlarını düşündüğümüzde güvenlik açısından büyük risk gibi duruyor. tabii ama risk, ama yani evet, çok şükür bir şey olmadı. Bir de bir hatırlatmada bulunayım. Üniversiteler, ta Bologna yani 14. yüzyıldan bahsediyorum. Yani üniversite kurumu özünde halka açık bir kurumdur. Yani herkes üniversiteye kayıtlı olmadan, tabii bir onunla bir diploma vermezler ama gidip herhangi bir dersi o yani yönetmelikler uyarınca, yani şamata etmeden yani bir dinleyebilir. Yani bu dünyada böyledir. Yani kim nereye geldin, niye geldiniz diye sormazlar. Yani orada bir hakikaten üniversalite, yani hakikaten bir cihan şumulluk söz konusudur. Yani o özünde Bugünkü kötü bir şey değil. teknolojik koşullarda bu aslında güvenlik riski almadan da çok rahat sağlanabilir internet aracılığıyla, ki bir zaten hatırlayacaksınız hocam, hani korona döneminde bir pandemi pratiğimiz de var bu noktada. Yalnız unutma bak, orada madem benim konuma geldin, orada şimdi pandemi öncesinde özellikle özel üniversiteler sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerinde bu uzaktan eğitim meselesini iteleyip duruyorlardı ve empoze etmeye çalışıyorlardı hocalara, bizlere. Ve pek çok hoca özellikle yani eski jenerasyon, eski nesil benim gibi. Yani biz buna karşıydık ve yüz yüze eğitimin çok daha önemli ve yararlı ve verimli olacağını söylüyorduk, düşünüyorduk. Fakat Kesinlikle. yani üniversite sahipleri buna karşıydı çünkü yani akçalı bir iş bu. Daha ucuza getirmeye çalışıyorlardı. Covid döneminin şöyle bir iyiliği oldu. Bu önemli. Yüz yüze eğitimle uzaktan eğitimin özellikle üniversite seviyesinde ve lise seviyesinde birbiriyle karşılaştırılmayacak kadar farklı olduğunu ve karşılıklı yani yüz yüze eğitimin fersah fersah ileride ve daha anlamlı olduğu anlaşıldı. Çünkü uzaktan eğitimde yani arada bir ekran var, bir ne idüğü belirsiz. Talebe sözünü kesmiyor, tek başına anlatıyorsun falan. Üniversitede o değil ki. Üniversitede bir sınıfta birisi çıkar itiraz eder, öbürü soru sorar, öbürü bilmem ne eder falan. Yani devamlı bir karşılıklı bir alışveriş vardır. Bu Covid ve Zoom işte neyse yani bu artık yani bütün dünyanın kullandığı uzaktan irtibat ve iletişimle bu mümkün değil tabii. Dolayısıyla o iş en azından yüksek öğretim açısından bitti Mehmet. Katılıyorum. Benim birinci gerekçem de konsantrasyon hocam. Aramızda kalsın ama şu şekilde program yapmamız bile benim konsantrasyonumu etkiliyor. Hani stüdyoda olmak gibi olmuyor. Aynı şey değil tabii. Elbette. Tabii. Hocam çok teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için. İyi çalışmalar diliyoruz. Tekrar görüşmek üzere. İyi günler, kolaylıklar. Hoşça kalın. Atina Üniversitesi'nden Profesör Sayın Cengiz Aktar bizimleydi. Konuşmamız gereken başlıkları değerlendirdi ve son olarak satırda kalanları aktaracağız size.
Sevgili izleyiciler, gündemde doğal olarak Erzincan var. Erzincan'la birlikte tabii ki hukuk var ve bunlar o kadar iç içe geçmiş konular ki topyekün devletin işleyişiyle ilgili sorunlar zaten. Biz de bu konulara değinen yazılardan kısa alıntılar aktaracağız size. TR724 ile başlıyoruz. Tarık Toros'un yazısı Sisi mi diyeceğiz, Murat Kurum mu başlığını taşıyor. Son maden faciası için ihmal dediler. Oysa ortada görevi ihmal yok. Mevcut rejim misyonunu bir hakkın icra ediyor. Görevini ihmal ettiği söz konusu bile olamaz. Bilakis tas tamam yapıyor. Yazmaktan bıkmayacağım bir şeydir. Bir ülkede hak, hukuk rafa kalkmışsa, hesap verilebilirlik yoksa, ekonomi krizdeyse denetim biter, kaza ve ölümler artar. Sorumlu hiçbir zaman devlet olmaz. Yaşamlar tehdit altındadır. Hemen her alanda kayıplar verilir, insanlar ölür. Ortada görev ihmali yoktur aslında. Rant, çıkarlar, haksız zenginleşme, çökme neyi gerektiriyorsa öyle olmuştur. Kimi vicdansızlar da Erdoğan rejimine laf edemediklerinden sıkar biraz, Murat Kurum'la Binali ile oyalanmaktadır. Konu tek başına bu döneme özel değildir. Çok uzun yıllardır ucu devlete uzanan katliamlar faili meçhuldür, yargıda beraat eder. Mevcut rejim sahipleri bunu çok iyi bildikleri için koltuklarında rahattırlar. Yandaşlar hali hazırda ceptedir. Muhalif olmakla görevlendirilmiş tayfa da gereğini yapmaktadır. Erdoğan'a yüklenirler. Mısır'ın darbeci liderine değerli kardeşim Sisi dedi diye. Ne çare, tahlilden çıkamamışlardır. Türk usulü memuriyetin sınırları bellidir. Babalarımızdan biliriz. Durumlarda pek de bir değişiklik yoktur. Tarık Toros'un TR724'teki satırları bu şekildeydi. Sisi mi diyeceğiz, Murat Kurum mu diyordu. Özellikle zaten bu son maden faciasını hatırlatıyor ki Tarık Toros da ortada ihmal yok diyor aslında. Çok net bir şekilde. Zaten bu sonucu beklememiz gerekiyordu. Çünkü bu sonuca sebep olacak işleri yapması gerekenler yapıyor. Görevlerini hiç de ihmal etmiyorlar diyordu. Eleştirisi bu şekildeydi. TR724'ten Mehmet Efe Çaman'ın satırlarını da aktarmak istiyoruz. Kardeşim Sisi başlığıyla oradan birkaç paragraf özellikle sizlere aktaralım istiyoruz. Kitleler seçim meydanlarında Rabia hikayeleriyle ağlıyordu. Mahalle camiine giden orta yaşlı erkekler hayali cihat ve hayali ya da çakma halife menkıbelerini birbirlerine anlatırken doğan kızlarına Rabia adını veriyordu. Uzaktan birbirlerine dört parmak Rabia işaretleriyle selam veriyor. Sabah akşam Sisi'ye ve Esad'a küfrediyorlardı. Ama artık Müslümanların iktidarı yakındı. Restore edilecek halifeliğin ardından Osmanlı dirilecekti. Tek ilgileri Dimyat ve Dimyat pirinciydi. Dimyat'a gitme hayallerinin ateşi bacayı sarmıştı. Kimse evdeki bulguru düşünmüyordu. Hayal satan siyasal İslam, kendilerine yürü ya kulum diyen reislerinden razıydılar. Bu dönemde çoğu hızla sınıf atladı. Öyle ya, kendilerine zulmedenlerden neleri eksikti ki? Böylece boynuz kulağa geçti. Kitlelerin uhrevi ve manevi hipnozu yan kezicinin maharetiyle birleşince elbette başarı kendiliğinden geliyordu zaten mirim. Toplum bunu kabullendi, sindirdi, benimsedi ve sorgulamadıkça kaşarlaştı. Mısır böylece Türkiye iç siyasetinin en önemli hipnoz enstrümanlarından biri oldu. Orta Doğu'da Türkiye ile bağlantısı olmayan neredeyse hiçbir İslamcı terör örgütü kalmadı. Sahada bildiğin IŞİD, El-Kaide prototipi gruplarla yoğun ve vıcık vıcık bir ilişkiler ağı oluşturuldu. Bu sayede Türkiye radikal İslam'ın çiftliği haline geldi. Güzergahlıktan üs olma durumuna giden süreci beraber gözlemledik. Hamdolsun Erdoğan vardı. Fakat İslamcılarda en temel değerlerden biri hiçbir değerlerinin olmamasıdır. Geçen yıldan itibaren etrafta dedikodular dolaşmaya başladı. Diplomasi kulislerinde Türkiye heyetlerinin Kahire'de fink attığı, uluslararası zirvelerde Erdoğan ve Sisi'yi bir araya getirmeye çabaladıkları konuşulmaya başlandı. Ardından tek tük çekingen pozlar internete düştü. Ardından Erdoğan'ın taze damat gibi yandan çarklı tokalaşmanın elektriğinden mütevellit gülücüklerinin görselleri servis edildi. Çok istekli, motive, mahcup bir Erdoğan vardı artık. Sisi aynı Sisi'ydi de Erdoğan değişmişti ya da değişmemişti. Sadece kullanacağı kartları yeri ve zamanı gelene kadar elinde tutan rasyonel bir kahvehane müdavimi gibi hareket ediyordu. Tam bir stratejist. Heyhat, artık Rabia bitti. Uzun adam, namı diğer çakma halife, İslam dünyasının lideri, masa yumruklayıcısı, düşmanlarına korku, dostlarına güven veren reis, süklüm püklüm Kahire'ye gitti. Katil Sisi kategorisinden kardeşim Sisi kategorisine ışık hızında bir geçiş yaşandı. Böylece esasında herhalde Mısır'da da demokrasi gelmiş oldu.
İbretle izlemeye devam edin. Zira filmin bitmesine çok var. Daha neler göreceksiniz, neler cümlesiyle bitiriyor Mehmet Efe Çaman TR724'teki yazısını sevgili izleyiciler. Ve şimdiki durağımız Gazete Duvar. Gazete Duvar'da da Ümit Kıvanç'ın yazısından alıntı yapacağız. Siyanür değil galiba bizi öldürecek olan diyor Ümit Kıvanç. İliç'teki felaketten sonra bir defa daha gördük ki düzenin egemenleriyle muhaliflerinin paylaştığı bakış açısı çoğumuzun sandığından çok daha geniş. Buradaki güncel mevzuma döneyim. Yahu şirketin Kanadalı olduğunu öncelikli temel motif haline getirmekle ne elde edileceği sanılıyor? Yurdumuzu işgal etmiş yabancı, üstelik batılı, üstelik ABD'nin komşusu filan düşmana karşı bir milli mücadele kisvesine büründürüldüğünde bizim öz be öz yerli milli egemenlerimize, sömürgenlerimize, zorbalarımıza, işçi emekçi düşmanlarımıza karşı toplum birden şaha mı kalkacak? Meğer işçilerimizi öldüren emperyalistlermiş. Böyle düşünür ve söylersek yurdumuzu mu kurtarabileceğiz? Kimden? Şirket Kanadalı, patron emperyalist motifleri üstünde tepindikçe sadece zehirli yığın altında kalan emekçilerin değil, bütün madencilerin, bütün inşaat ve tarım işçilerinin mahvına esas sebep olan düzeni ve özel olarak bizim ülkemizde onun en sağlam temel direği milliyetçiliği pekiştirip amacın tam tersi için çalışıldığını fark etmiyor muyuz? Yoksa sahiden patronlar emperyalist diye tekrarladıkça hiçbir işçinin çalışırken ölmesini zerre kadar umursamayan vicdansız, şerefsiz tayfanın tövbe edip mücadele saflarına katılacağını mı sanıyorsunuz? Kimi memnun etmek veya olmayacak duaya amin diyerek saflara kazanmak içindir bu zorlama edebiyat. Her seferinde dönüyoruz onlarca sene öncesine. Hakikaten işçi emekçi hakkı diye derdi. İşçilerin böyle hunharca ölüme sürülmesine itirazı olan herkes şu ilkel soruya cevap versin bir zahmet. Kanadalı patrona karşı vatan savunması mı yapacağız? Milli aidiyete falan bakmaksızın sömürüyle mücadele mi edeceğiz? İkinci durumda Kanadalı hak savunucuları vatan savunmasına kalkışmayıp bizi destekleyecektir. Emin olabiliriz. Türkiye'de hak, adalet, demokrasi hareketinin bir kabri olacaksa taşına milliyetçilikten öldü yazılmalı herhalde. Ümit Kıvanç'ın Gazete Duvar'daki yazısıydı. Oradan birkaç paragraf aktardık. Siyanür değil galiba bizi öldürecek olan diyordu Ümit Kıvanç. Milliyetçilik vurgusu önemli. Çünkü hele Türkiye'de son yıllarda öyle örnekler görüyor ve yaşıyoruz ki aslında beka sorunu nedense milliyetçilik olmaya başladı. Çünkü milliyetçilikle gölgelenebilen o kadar önemli gerçek, o kadar ciddi problemler var ki öte yandan da Cengiz Aktar hocanın vurguladığı gibi İslamcılıkla da perdelenen pek çok problem var. Elbette hele bu ikisinin şimdi iktidarda buluşmuş olması Türkiye'yi kara kara düşündürmeli. Son olarak Yeni Asya'dayız. Cevher İlhan'ın yazısı maden rantı fecaati başlığını taşıyor. Oradan da birkaç paragraf aktaracağız. Fecaat kadar vahim olan 2 sene önce Amasra'da 41 madencinin vefat ettiği, 11'inin ağır yaralandığı Grizu patlamasında ve 9 yıl önce 301 maden işçisinin can verdiği Soma faciasında olduğu gibi iktidardakilerin yine her türlü tedbirin alındığı demeçleriyle ciddi ihmali, az personel ve maliyette kar hırsını perdelemeye, felaketi geçiştirmeye çalışmaları. Ekonomik çöküşte yeni ve ek vergiler, fahiş zamlar millete yüklenirken madeni işleten Kanadalı şirketin 7.2 milyon dolar bugünkü kurla 200 milyon vergi borcunun silinmesi. AKP'nin son başbakanının tonlarca siyanürlü toprağın yığma yapıldığı mahallin açık maden sahası olduğunu söylerken İliç'te göçen bölgede siyanür olmadığı, orada ne heyelan ne de başka bir hareket var. Membranla tedbir alınıyor savunmasıyla her türlü tedbirin alındığını iddia edip fecaati haber verenleri algı operasyonuyla suçlaması. Bilindiği gibi AKP iktidarında imar affı perdesinde para karşılığı 8 kez çıkarılan imar affıyla çok sayıda çürük bina sağlam olarak gösterilmiş. En son 9.'sü meclise dayatılırken 6 Şubat depremiyle kadük kalmıştı. İktidar 2022'de çevreye siyanür sızdırdığı için 3 ay kapatılan toprağı, suyu, havayı zehirleyen büyük siyanür faciasına dair Atık Dağı'nın kapasitesini 3 kat artıran maden sahasının işletilmesine izin vermişti. Düzenletilen ÇED raporlarının rantı meşrulaştırma aracı olarak kullanıldığı AKP iktidarında tek kişilik yönetimde bir felaket ve afet politikası oluşturulmuş. Göz göre göre felaket üzerinden siyaset yapılıyor. Her afet ve patlamadan sonra toplumun gazını almak için
kazanın araştırılacağı, sorumlulardan hesap sorulacağı benzeri laflar ediliyor. Tepkiler dindikten, ortalık soğuduktan, bir nevi unutulduktan sonra mesele gündemden düşürülüyor. Mecliste muhalefetin salgın, deprem, sel baskını, orman yangınları gibi kömür ve maden ocakları göçüklerine dair verdiği bütün önergelerde AKP-MHP oylarıyla reddediliyor. Toprağın, su kaynaklarının, nehirlerin, havanın, çevrenin korunması bakımından ilmi gerçeklere dayalı felaketlere dikkat çeken uyarılar kulak ardı edilerek rant devşirilmesine tam gaz devam ediliyor. Kısacası tek kişilik yönetimde zehirleyen siyanür siyaseti sürüyor diyor Cevher İlhan Yeni Asya'daki yazısında sevgili izleyiciler. Erzincan'da İliç'te 9 işçi hala toprağın altında ve üzücü dünyadaki örnekleri bunca zaman sonra bu tür bu çapta bir faciadan sonra canlı ulaşmanın zor olduğunu hatta uzun bir süre o bedenlere ulaşmanın dahi zor olduğunu ortaya koyuyor. Bu çok üzücü. Özellikle aileleri açısından bu bekleyiş çok üzücü. Fakat bunun kadar üzücü olan ülke geneli açısından buraya gelmiş olmamız. Çünkü bu konuda uyarılar yapıldı. Hani hiç bilinmedik. Çok abartılı bir örnek olarak bulabilirsiniz ama milyonlarca ton bir ağırlıkta bir çöküntüden, bir dağın birden çökmesinden bahsetmiyoruz. Yani aşama aşama oraya gelinen ve oradaki insan faaliyeti neticesinde kayan bir topraktan bahsediyoruz. Kaldı ki insan faaliyeti neticesinde kaymasa, tektonik hareketlerden dolayı olsa bile bu konuda daha önce uyarılar yapılmış, fay hattı üzerindesiniz. Hani burada açabileceğiniz tesisin boyutu belli, neden kapasite artırımına gidersiniz? Buna gidebilmek için gerçekten size izin verenler izin verdi de siz gerekli koşulları yerine getirdiniz mi? Bu soruların cevabı haklı da olabilir. Ama işte şu ana kadar biz bu haklı cevapları alamıyoruz. Şirket diyor ki bizim operasyonel bir kabahatimiz yok, bir ihmalimiz söz konusu değil. Zaten biliyorsunuz AK Parti iktidarının ve onunla çalışan resmi görevlilerin hiçbir kabahati yok. Denemesi bedava. Buyurun eğer istiyorsa muhalefet partileri mecliste gündeme getirsin. Reddedileceğini biliyorsunuz. O halde kim suçlu arıyor ki? Suçlu kim? Galiba yine Erdoğan'ın dediği gibi. Bu işin doğasında var, bu işin fıtratında var. Böyle mi geçeceğiz yine? Ama mutlaka bir yerde dur denilecek. Ama işte o dur denilene kadar ülkede can kalacak mı, ülkede derman kalacak mı? Mesele bu. Bir taraftan işte seçimlere hazırlanıyor siyasi partiler. Gündemlerinde hala aday tartışması var muhalefetin. Hani iktidarın bu kadar yıpranabildiği bir ortamda muhalefet kendini bu konulardan daha ziyade yıpratabilme başarısı gösteriyor. Bu da takdiri hak etmiyor değil tabii kendileri açısından. Sevgili izleyiciler, Ajans hafta içi her gün saat 16'da TR724 ekranlarında. Tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.